Tüp bebek tedavisinin belki de en önemli aşaması embriyo transferidir. Biz embriyo transferinde sperm ve yumurtayı dölledikten sonra oluşan yaşam hücresini yani embriyoyu rahim içine transfer ederiz. Hidrosalpinks herhangi bir nedenle tüplerin içinde sıvı birikmesidir. Bu iltihabi sebeplere bağlı olabilir, bu endometriyoze bağlı olabilir ya da çeşitli nedenlerle bunun dışında geçirilmiş cerrahi operasyonlar sonrasında olabilir. Ama önemli olan buradaki sıvının buradan tüp rahim içi boşluğuyla bağlantılı olmasından dolayı sıvının tüpün içinden rahim içine tutunmaya çalışan embriyonun üzerine akması ve embriyo üzerine zararlı etki göstermesidir. Bu tüp bebekte başarı şansını olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalar hidrosalpinksi yerinde tutularak herhangi bir cerrahi işlem yapılmadan tüp bebek denemeleri yapıldığında bunun başarı şansını düşürdüğünü göstermiştir. İşte bu çalışmaların da ışığında biz tüp bebek tedavilerine başlamadan önce mutlaka rahim filmi çekerek tüplerde bir sıvı birikiminin olup olmadığını mutlaka kontrol ediyor. Eğer tüplerde bir sıvı birikimi varsa bu tüpün rahimle olan bağlantısını keserek yani bu tüpü bağlayarak ya da çok ciddi büyük hidrosalpinkslerde bu hidrosalpinks bir enfeksiyon odağı olacağından dolayı bu tüpü tümüyle çıkartarak daha sonra tüp bebek tedavisine başlamayı planlıyoruz. Ve tüplerin bağlanması ya da tüplerin çıkarılması işleminde de öncelikli olarak laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyatı da öncelikli olarak tercih ediyoruz. Ve bundan sonra da yapılan denemelerde başarı şansının çok dramatik olarak arttığını görüyoruz.